Bugün en önemli tekniklerden biri olan rear neck choke tekniğinin detaylarını inceleyeceğiz. Öncelikle birazcık size detaylardan bahsetmek istiyorum. Rear neck choke tekniğinde rakip boynunu vermek istemeyecektir. Boyun her zaman aşağıda kapatabildiği kadar kapalı olacak. Ve ben elimi atmaya çalıştığım zaman elleriyle iki taraftan müdafaa etmek zorunda kalacak. Ve bunu izin vermeyecektir. Amacım rakibi boğmak, onun amacı ise benden kurtulmak ve bu pozisyonda bir an önce kaçmak. Rakip boynunu indirdiği zaman ne kadar indirirse indirsin, boynunun altında 3 santimlik bir boşluk yaratır. Bakın şimdi buraya. Ne kadar indirirse indirsin, parmağıma bakın. Parmağım boynunun altına rahat bir şekilde girebiliyor. Yani bu boşluğu kapatamıyor. Evrimi farklı bir şekle getiriyorum. Yumruklarımı sıkıyorum ve baş parmağımı üzerine koyuyorum ve elimin kemiğini düzleştiriyorum. Sert bir cisim haline getiriyorum elimi. Rakip boynunu ne kadar kapatırsa kapatsın, bu sert cisimle güçlü halinle kulak hizasından boynuna bastırarak, baskı uygulayarak yavaş yavaş gösterdiğim gibi çenenin altına giriyorum. Şu an doğru yerde olduğumu hissediyorum. Ve ne yapıyorum burada? Bir anda elimi, parmaklarımı açıyorum. Bu. Parmaklar açıldı. Parmaklarımı içeri soktuktan sonra yavaş yavaş rakibimin üzerinde yürüyorum. İleriye doğru yürüyorum. Tam göğüse gelmem gerekiyor. Parmaklarımla göğsü hissetmem gerekiyor. Tam göğüse geldin. Direkt göğsünden destek alarak kendi bileğimle onun çenesini yukarıya doğru kaldırıyorum. Ve bu boşluk benim bir saniyede dirseğim aşağı gelecek şekilde, sanki rakibe yumruk atarmış gibi elimi hızlı bir şekilde içeriye sokuyorum. Diğer elimi rakip bileğimi yakalamaması için, eğer elimi buraya koyarsam rakip elimi tutar ve aşağıya çeker. Bu taraftaki elimi, soktuğum elimi iyice yukarıya verdim. Diğer taraftaki elimin ön kolunun bisepsini yakalayacağım. Ve diğer taraftaki elimi şimdi sağ elinle elimi yakala. Evet, bunun olmaması için elimi açmadan direkt rakibin buradayım. İçeriden elimin dışını rakibin ensesine koyacak şekilde getirirken kendi bisepsimi iç kısımda yakalıyorum. Parmaklarımı görüyorsunuz. Burada iç kısımdan yakaladım. Diğer elim tersi rakibin kafasının arkasında ve kafam yapışık. İyice yapıştırdım kafamı. Dirseklerim kapalı, kontroldeyim ve yavaşça sıkıyorum. Tekrar gösteriyorum. Rakip boynunu hiç vermiyor sıkı. Elimi istediğim pozisyona aldım. Kulak arkasından baskıyı uyguluyorum. Elimi içeride hissettim. Parmaklarımı açtım. Üzerinde ilerliyorum. Göğsü hissettim. Bileğim yukarıya. Bir anda elim, dirseğim aşağıya gelecek şekilde tam rakibin boynunu dirseğimle paralel olacak şekilde yakalıyorum. Bugün çalıştığımız şey bu tekniğin, rakibi arkadan boğma tekniğinin detayları. Bu tekniği birçok defa izlemişsinizdir belki. Ama bu kadar çok detayı görememiş olabilirsiniz. Çünkü tekniklerdeki en önemli şey detaylardır. Tekrardan gösteriyorum. Çok sıkı tut Ramazan. Ramazan asla vermiyor. Elimi istediğim şekle getirdim. Kulak hizasından aşağıya doğru bastım. Rakip çenesini vermiyor. Birazcık elimi içeriye soktuğumu hissettim. Elimi açtım. Parmaklarımı yavaş yavaş ilerletiyorum. Göğüs hizasına geldi. Bileğimi kaldırdım. Boynumun havada. Bir anda yumruk atar gibi elimi içeriye soktu, çevirdi. Şimdi işin büyük kısmı bitti. Bundan sonrası artık daha kolay. Çünkü asıl olay elimi içeriye sokabilmekteydi. Şimdi dediğim gibi elimin dışı rakibin kafasının arkasına gelecek şekilde
içeriye doğru sokarken buradaki elim kendi ön kolumu yakalayacak şekilde bekliyor. İçerideyim. Bir anda geliyorum. Aldım. Bisepsimi yakaladım. Diğer elimi kafanın arkasına koyuyorum. Ve kafamı dayıyorum. Eğer kafamı dayamazsam kolumu yakala. Kafanın arkasındaki kolumu yakalarım o zaman. Öbür elimle. Yine çekme ihtimali var. Bunun olmaması için kafamı içeriye dayıyorum. Şimdi elimi tutmaya çalış. Bakın yok. Her yerden kapattım. Şimdi şu an burada bu pozisyonda karşımdaki isterse dünyanın en iyi dövüşçüsü, isterse dünyanın en güçlü adamı olsun. Hiç fark etmez. Sadece 3 ile 5 saniye arasında sıkarak rakibi direkt boğuyorum. Bu boğma tekniğinde eğer rakip pes etmezse en fazla 3 saniye sonra zaten bayılıyor. O yüzden de en önemli boğma tekniklerinden, en temel boğma tekniklerinden bir tanesi budur. MMA'de rakibin arkasına geçtiğiniz zaman yapabileceğiniz en etkili, en efektif teknik budur arkadaşlar. Arkadan boğma tekniğidir. Burada yapılan en büyük hatalardan bir tanesi rakibi yakaladıktan sonra yukarıya çekmek ya da boğarken iyice kendime doğru çekmek. Bunlar yapılan en büyük hatalar. Olması gereken dirsekler kapalı, kafa yapışık, iki dirsek birbirine yaklaşıyor ve rakibin karnına doğru küçülüyorum. Ve bunu yaparken asla ve asla güç kullanmamanız gerekiyor. Eğer güç kullanıyorsanız ve rakibi hala boğamadıysanız kesinlikle ve kesinlikle bir yerde yanlışlık yapıyorsunuz. Çünkü bu tekniği kullanırken asla güç kullanmıyorsunuz. Bakın Ramazan ne hale geldi. İyi misin? İyiyim. Şimdi sanmayın ki burada bir sürü detay gösteriyorum. İşte bunları nasıl o anda, dövüş anında bunları nasıl yapacağım diye belki kafanızda bir soru işareti oluşmuş olabilir. Bunlar detaylar arkadaşlar ama tekniği uygulamak istediğiniz zaman sadece bir saniyenizi alıyor. Yani burada adamla boğuşuyorsunuz, elini attınız vermiyor, çenesini aşağı indirdi, bastınız, ilerlediniz, hop tekniği aldı ve boğdunuz. Adam zaten boynu açıksa tek hamle, hop bitti ve boğuyorum. Vermedi, boğuşuyoruz. İçeride bir rakiple oynadım, hop vermedi, boynu içeride, bastım, elimi soktum, kontrol, burada boğuyorum, hop içeriye ve kontrol ve bitirdim rakibi. Şimdi detayları gösterdim. Detayları gösterdikten sonra şimdi bu pozisyona nerede geliyoruz? Yani rakibi aldım, ayaklarımı takmadan direkt burada bu şekilde boğmuyorum. Bunlar dediğim gibi bir netçok tekniğinin detaylarıydı. Nasıl olması gerekiyor? Otur Ramazan yere. Rakibin arkasına geldim. Hooklarımı içeriye taktım. Ellerimin bir tanesini rakibin koltuğunun altından, diğerini de boynunun yanından, kafasının yanından. Ellerimi gable grip, 5 baş parmaklar birleşik. Benim en sevdiğim güreş tutuş pozisyonu budur. Seatbelt pozisyonuna geldim. Yani emniyet kemeri anlamına geliyor arkadaşlar. Tam emniyet kemeri şeklinde rakibi yaptım. Rakibin arkasındayken yapabileceğiniz en iyi, en güvenli tutuş budur. Ve bu pozisyondan direkt bir neck choke pozisyonuna hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorum. Rakibin arkasındayım, kontrol edeyim. Rakibi her yerden tutuyorum. Hem bacaklarımla, hem ellerimle, hem kafamla rakipten temasımı kesmiyorum. Şimdi buradayken benim amacım ne? Deminki gösterdiğim detayların pozisyonuna bir an önce geçebilmek. Rakibin arkasındayım. Ben rakibi yakalar yakalamaz, rakibi bu taraftaki elimle önce rakibin boynunu almaya çalışacağım. Ben rakibin boynunu almaya çalıştığınca rakip direkt sol eliyle benim elimi yakalamaya çalışacak. Bakın bu değil, yakaladım elimi de. Ben direkt rakibi boğmaya çalışırken elimi yukarıya aldığım anda, hissettiği anda eliyle benim elimi yakalamak isteyecek. Bunun olmaması için ne yapıyorum? İyi izleyin şimdi. Gable grip'teyim. Ben rakibi ne zaman boğmaya giderken o elini getirir getirmez hop diğer eline, onun elini yakalıyorum. Tekrar gösteriyorum. Seatbelt pozisyondayım. Rakibi boğmaya giderken elimi yakalar yakalamaz diğer elimle onun elini yakalamış oldum. Onu bir anda avladım. Şimdi burada boğamıyorum. Dikkat etseniz çenesi aşağıda. Elim içeriye girmiyor. Elim içeriye girmezse renk çok pozisyonunu gerçekleştiremem. Burada en fazla rakibe face lock yapıp yüzünü canını yakarak pes ettirebilirim ama tercih ettiğim pozisyon bu değil. Çünkü dövüşün adrenaliniyle beraber acıyla kolay kolay
herkes pes etmiyor. Şimdi burada dediğim gibi rakibin elini yakaladım. Diğer elimi biraz önce detayında gösterdiğim gibi şeklimi aldım. Elimi boynunun hemen yanından gelecek şekilde kulağının yanından içeri doğru bastırdım. Parmaklarımı açtım. İleriye doğru göğsüne doğru ilerledim. Çeneyi kaldırdım. Elimi içeriye soktum. Ve bir anda bilekteki elimi yavaşça kaldırarak hop arkasına doğru geçiyorum. Dirseğimi içeriye aldım. Kafamı koydum ve içeriye doğru küçülerek bitiriyorum. Bugün MMA'deki en önemli boğuş tekniklerinden biri olan yirmek çok tekniğini çalıştık arkadaşlar. Ramazan'da bugün biraz fazla boğdum. MMA'deki tüm boğuş tekniklerini tüm detaylarıyla beraber sizlere tek tek göstereceğim arkadaşlar. Bugün yirmek çok tekniğini bitirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.